Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer böyle bugün benimle Görükle'yi gezeceğiniz bir video olacak. Aslında yani olabildiğince Görükle'de neyin nerede olduğunu göstermek istediğim bir video olacak. Çünkü sadece müzik bölümü için de söylemiyorum tabii ki. Başka bölümlerdeki öğrencilerin de burada yeme içmeyi, konaklamayı, ulaşımı nasıl sağladığımız bilgilenmeleri için bu videoyu çekmek istedim. Bu biraz böyle aslında vlog tadında olacak. Yani tamamen tur gibi değil, aynı zamanda kısmen benimle bir gün gibi bir video olacak. Bakalım, umarım keyif alırsınız. İlk başta Trio diye burada bir yerleşke var. Trio'yu çekerek başlamak istiyorum. Ve aslında Trio dediğimiz yer, birazdan göstereceğim. Ana merkezin biraz aşağısında kalan bir yer. İçinde işte yurt, spor salonu, kafeler, barlar, restoran, gece kulübü gibi, market gibi birçok şey barındıran bir yerleşke aslında. Şimdi gelin bakalım, oraya gidelim. Arkadaşlar, Trio'nun içinden de görüntüler aldım size ve yani Trio'nun içini, dışını, gecesini, gündüzünü çekmeye çalıştım. Daha önceki o ilk çektiğim günde görüntüyü almayı unuttum için, yani daha doğrusu video açmayı unuttuğum için bugün tekrar gelip çektim. Ve şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Hacı Şerif mesela çektiğim videoda görecek. Yediğim en iyi ikinci irmik helvası. Birincisi anneminki, ikincisi o diyebilirim. Gerçekten hani buraya geliyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yiyin, tadına bakın. Ben çok severek yiyorum. Yani gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Trio hakkında da şunu söylemek istiyorum. Trio böyle aslında işte kafelerin, restoranların, barların, böyle işte ne bileyim spor salonu, market, yurt, her şeyi içinde barındıran bir yerleşke gibi bir şey. İşte zaten videonun başında da bahsetmiştim. Görükle'de benim bildiğim kadarıyla iki tane alkollü mekanların olduğu yer var. Bir tanesi Trio zaten. Bir tanesi de merkezde yukarı taraflarda gösterdiğim bir yer var. Göstereceğim ya da işte. Orası. İki tane benim bildiğim alkollü mekanların olduğu yerleşke var. Onun dışında belki böyle aralarda ya da cadde üzerinde de bir iki tek tük yer var galiba. Ama hani genel bir merkez olarak düşünecek olursak biri Trio, bir tanesi de merkezde göstereceğim yer. Yani eğer o tarz bir şey arıyorsanız, o tarz bir şey bakıyorsanız Trio'ya gelebilirsiniz. Ya da işte genel konsept olarak benim yani gözlemlediğim kadarıyla alt katta böyle biraz daha restoran bar havası var. Üst katta böyle daha çok kafe falan tarzı yerler. Aynı zamanda Trio aslında bir yurt. Yukarılarda böyle camlar falan görünüyor. O camlar yurdun camları. Orası aslında bir yurt. Spor salonundan da mesela bahsettim. Spor salonuna eğer yurtta kalıyorsanız spor salonu üyeliğiyle ilgili bazı avantajları falan oluyor şeklinde şeyler söylemiştim. Yani Trio hakkında da bunu söyleyeyim. İçinde market falan da var. Ama Trio'ya geldiyseniz kesinlikle dediğim gibi Hacı Şerif yiyin. Hacı Şerif'te irmik helvası yiyin. Dondurmalı irmik helvası. Kesinlikle tavsiyem. Aynı zamanda tam şurada gösterdiğim yerde, evet, burada bir spor salonu mevcut. Eğer burada kalıyorsanız muhtemelen, yani Trio'nun yurdunda kalıyorsanız muhtemelen size olanaklar sağlıyorlardır diye düşünüyorum. Ama dışarıdan da spor salonuna kayıt yaptırabiliyorsunuz ve burada hani spor salonuna da gelebilirsiniz yani. Bu şekilde bir durumu var. Yani burası aslında bayağı güzel. Hani yurt, market, spor salonu, kafeler, restoran, her şeyi içinde barındıran bir yer. Arkadaşlar tekrar araya giriyorum ve ben bu videonun içinde 3 farklı günden görüntüler ekledim. Çünkü habire ya yanlış çekmişim ya da çekmeyi unutmuşum. Bazen böyle videoyu çekiyorum zannetmişim, videoyu başlatmamışım falan. Bu yüzden böyle bu, evet, 3. günden başka bir görüntü aslında. Ve şunu fark ettim.
koşu yolunu bayağı bir çekmişim ama hiç anlatmamışım ne yaptığımıza dair, ne olduğuna dair. Zaten görüntüleri böyle sıra sıra karşınıza getireceğim ekranda. Hani görüntüleri zaten göreceksiniz koşu yoluyla ilgili, gecesi ve gündüzüyle birlikte. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yeni etiketler asılmış, ona kadar açık olacağı ile ilgili. Tenis kort, basket sahası, voleybol sahası, plaj voleybol falan gibi. Ama biz yani çok daha geç saatlere kadar oynadığımızı hatırlıyorum. Şöyle, ücretli değil zaten belediyenin. Ama daha öncesinde rezervasyon yaptırmanız gerekiyor mutlaka. İşte adınızı yazdırıyorsunuz ve o saatte ışıkları açıyorlar sizin için. Ve tabii sizin isminiz yazılı olduğu için gidip de başka biri voleybol oynamıyor atıyorum. Biz voleybol oynuyorduk, o yüzden voleybol için söylüyorum. Sırada zaten size ait olmuş oluyor. Yani o an oranın boş olacağını bilmiş oluyorsunuz. O yüzden hani bu şekilde bir kolaylığı var. Topunuzu falan alıp senin gibi oynayabiliyorsunuz. Özellikle ilkbaharla birlikte yaz aylarında, yani gerçi yazın okul kapalı olduğunda bilmiyorum hani ne kadar sık oluyor ama ilkbaharda, sonbaharda havanın güzel olduğu akşamlarda özellikle gerçekten burada hani herkes bir şey oynuyor. Ve burası kalabalık oluyor. Hani herkes böyle bir şeyler ayarlamış. Ya da mesela geç kaldıysanız kesinlikle yer bulamıyorsunuz. Atıyorum gündüz karar verdiniz. Dediniz ki bu akşam voleybol oynayalım. Oynayamıyorsunuz çok yüksek ihtimalle. Çünkü yer olmamış oluyor genelde. Zaten rezervasyon falan yapılmış oluyor. Yani sistem bu şekilde. Ya da burada hani yeşillik falan alanlar var. Gitarını alan, sandalyesini, minderini alan çıkıyor geliyor. Çayını, kahvesini ya da işte ne içmek istiyorsa herkes takılıyor falan. O tarz bir ortam. Yani çok güzel. Çok güzel. Özellikle dediğim gibi havalar sıcakken ve akşamları daha kalabalık oluyor. Şu an mesela akşam saat kaç? 5-5 falan geçiyor. Ve evet, kalabalıklaşmaya başlamış. Yani insanlar çıkmış bir şeyler oynuyor falan ya da işte toparlanıyorlar falan. İşte bu saatler tam daha insanların aktif olarak katılım sağladığı saatler aslında diyebilirim. Ya da mesela sabahları burada, yani bütün bu cadde boyunca aslında burası bir koşu yolu. Yürüyüş yapmaya, koşuya çıkan insanlar falan da görüyorsunuz. Ya da ne bileyim matını alıp yoga yapmaya falan çıkanlar gibi. Bu tarz bir düzen var. Çok güzel. Bu tarz bir düzen var yani. Tüm görüntüleri böyle iyice size göstermek istiyorum. Geceli ve gündüzlü. Karışmaması için şunu söylemek istiyorum. Görüntüde böyle evet daha fazla öğrenci nüfusunun yer aldığı bir böyle kasaba gibi bir şey, öğrenci kenti gibi bir yer aslında. Ama Görükle'nin çok daha ilerisinde bir Görükle'nin asıl merkezi var. Köy var yani, o şekilde söyleyeyim. Daha çok daha yetişkin nüfusun olduğu, Görükle'nin yerlisinin yaşadığı bir yer. Ama artık hani o köyden çok daha üniversiteye doğru geldi yerleşke ve asıl merkezi biz burası olarak söylüyoruz tabii ki. Ve asıl merkezin içerisinden de geçen bir cadde var, ana cadde. Ulaşımın da ana hattı aslında diyebilirim. Şimdi birazcık buraları göstermek istiyorum. Ana cadde boylu boyunca burada, bu şekilde. Bu tarafa doğru gittiğinizde köye doğru gidiyor aslında. Okula doğru giden otobüsler, minibüslerin hepsi bu taraftan devam ediyor. Aralarda başka yerlerden giden tabii ki taşıtlar da var. Ve cadde dediğim gibi buradan gelip bu tarafa devam ediyor. Ve Trio da buradan aşağıda mesela. Buradan aşağıda. Şurada böyle çok uzakta beyaz bir yer görünüyor. Orası Trio. Buradan okula giden birkaç tane otobüs var aslında. 35G ve 4G okulun içinden geçerek, yani bütün kampüsü, neredeyse bütün kampüsü dolaşarak metro istasyonuna gidiyor ve metro istasyonu son durak. Metroya binerek de şehir merkezine devam edebiliyorsunuz. Şehir merkezinden geldiğinizde de metro ile gelirseniz ya da otobüsle gelirseniz son durak üniversite oluyor. Üniversiteden ikinci bir taşıtla Görükle'ye geçebiliyorsunuz. Biz otobüs kullanıyoruz daha çok, daha ekonomik olduğu için. Otobüs için zaten Bursa kartı, yani bu kart dedikleri Bursa'daki otobüs, metro, bütün bu tarz taşıtlar için kullanacağınız kartı çıkartmanız gerekiyor ve
Bu kartları da metro istasyonlarından çıkartabiliyorsunuz. Üniversite metro istasyonu ve Acemler diye daha şehir merkezinde kalan bir metro istasyonu var. Bu iki metro istasyonundan çıkartabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz, ki zaten buradaysanız muhtemelen öğrencisiniz, öğrenci kartı normal kartlara göre indirimli oluyor. Öğrenci kartını da E-Devlet'ten aldığınız öğrenci belgesiyle çıkartıyorsunuz. Metro istasyonlarından dediğim gibi. Ya da bu kartı kullanmak istemeyebilirsiniz ya da başka sebeplerden dolayı minibüse binmek isterseniz eğer. Minibüslerde zaten direkt normal nakit parayla ödeme yapıyorsunuz. Bu da aslında Görükle'nin içinde çok fazla minibüs hattı var. Ama işte neyin nereye gittiğini, kaçıncı hatın tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla hat var ve ara sokaklara giren, farklı farklı yerlere giden çok fazla minibüs var. O yüzden hani evinize yakın bir minibüs hattı olup olmadığını kendiniz araştırıp bulmanız daha herhalde doğru olur diye düşünüyorum. Ama ana hat ana caddeden geçiyor. Köy tarafına gidiyor. Köyden bu tarafa geliyor ve az önce gösterdiğim, ki birazdan tekrar göstereceğim, aşağı doğru inip kampüse doğru devam ediyor diyeyim. Burası aslında tam olarak merkez. Minibüsler buradan yani ana caddeden geliyor. Ana caddeden gelip buraya geçiyor. Ve burada bir süre durduktan sonra aşağı doğru devam ederek üniversiteye doğru devam ediyor. Aynı zamanda otobüsler de burada buradan geçiyor birçok otobüs. Dediğim gibi 35G ve 4G Uludağ Üniversitesi'nin içinden geçerek, yani kampüsü genel olarak turlayarak gelen otobüsler. 35G'ye binerseniz cadde boyunca devam ediyor. Eğer 4G'ye binerseniz yukarıya doğru çıkıyor. Bir de 3G var. 3G'nin dışında bir şey daha var sanki. 3GK mı? Evet. Öyle bir şey daha var. 3G. İki tane 35G zaten gidiyor. 3G ya da 3GK sanırım. Öyle birkaç tane daha otobüs var. O otobüsler de şöyle göstereceğim. Bu taraftan Trio'ya doğru aşağı falan iniyorlar ve oradan Görükle'nin biraz böyle dışında kalan göçmen konutları, Kayapa falan, Tokiler denilen bir yer daha var. O tarafa doğru gidiyor ama işte 3G mi gidiyor, 3GK mı gidiyor ya da uyduruyor muyum ben? Bilmiyorum yani. Bildiğim kadarıyla bu şekilde bir şeyler. Eğer hani öyle bir yerlere gidecekseniz iyi araştırmanızı tavsiye tabii ki ederim. Mesela 3G geldi ve dediğim gösterdiğim yerden geldi. Şimdi bir de çok benim severek bazen kahvaltı etmeye üşendiğim sabahlarda böyle gelip otobüse binmeden önce poğaça aldım, ki zaten bunu herkes yapıyor. Ünlü bir poğaçacı göstereceğim size. Ben çok beğeniyorum poğaçasını. Özellikle çikolatalı poğaçası efsane. Bu köşede kalan börekçi. Bu börekçiden işte poğaça, börek alabilirsiniz. Gayet güzel. Gerçekten çok güzel börekleri, poğaçaları. Ben çok beğeniyorum. Eğer burayı birine sorarsanız muhtemelen size şey diye anlatabilirler. Çekirdek kafenin orası falan diye. Çekirdek kafe dedikleri yeri şimdi göstermek istiyorum. Burası. Köşede orası olduğu için genelde, yani bu dört yol ağzını, yani çekirdek kafenin orası falan şeklinde, çekirdek kahve, neden çekirdek kafe diyorum ya, çekirdek kahvenin orası olarak söyleyebilirler. Şimdi birazcık böyle caddeyi göstermek istiyorum. Caddede hangi kafeler var, neler var, bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani alkollü mekanların olduğu yer var demiştim. Biri Trio, bir tane de ayrı bir bina var demiştim. Aslında o bina da tam bu az önce çektiğim o dört yol ağzının olduğu bina. Poğaçacının olduğu bina ve şimdi göstermek istiyorum. Bu binanın böyle üst katı full bar, gece kulübü gibi bir yerler. Ve tabii ki bizim favorimiz kreş. Ama reklam yaptım. Tabii ki reklam almıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Her şey sizin için. Yani en sevdiğimiz, en çok gittiğimiz yerleri aslında anlatmak istiyorum. Biraz da tabii ki gerçekçi olsun istiyorum. Gerçekten sevdiğim yerleri, gittiğim yerleri söylüyorum. Sevmesem neden söyleyeyim? Bu şekilde işte. Yani eğer alkollü bir yer arıyorsanız da buradan bulabilirsiniz. Ya bu binadadır ya da Trio taraflarındadır. Onun dışında bir yerde yok diyebiliyorum.
burada böyle bir ikili bir yol ayrımı var. Ortasında böyle Abişoğlu'nun olduğu, Abişoğlu falan diye derlerse de bir yerde duyarsanız. Köşede böyle Abişoğlu var. Yanında da Kırtasiye falan var. Bir de arka tarafta bir tane daha Abişoğlu var aslında ama o tarafa gidip çekecek miyim bilmiyorum. Eğer zamanımız yeterse o tarafı falan da çekmek istiyoruz. Bugün başka planlarımız da var aslında. O yüzden her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu Abişoğlu'ndan iki tane yol ayrılıyor. Bir yukarı doğru giden, bir de aşağı doğru giden. Yukarı doğru giden yoldan devam edince yurt içi kargo ve Aras kargo mesela orada var. Kargo şirketlerine söylemek istiyorum ki yani ihtiyacınız varsa nerede olduğunu bilmeniz açısından. PTT köyün içinde var. Dediğim gibi sağ taraf, Abişoğlu'ndan sola doğru çıkarsanız yurt içi ve Aras kargo orada. Aşağı tarafa doğru devam ettiğinizde böyle işte hani bir milyoncu konsepti vardır ya. O tarz böyle mekanların falan olduğu yerler var. İşte fırın, eczane gibi yerler var. Aynı zamanda otobüsler aşağı doğru devam ediyor. Yukarı doğru devam etmiyor. Onu söylemek istiyorum. Zaten 35G bir tek bu hatta devam ediyor. 35G de aşağıdan gidiyor. Yukarı çıkmıyor. Minibüsler de oradan gelerek böyle devam ediyor. Az önce çektiğim yere. Bir de pazardan bahsetmek istiyorum. Pazara aslında bu Abişoğlu'ndan aşağıdan da gitseniz, yukarıdan da gitseniz devam edebilirsiniz. Birazcık ileride kalıyor ve salı günleri organik pazar, cuma günleri kılık kıyafet pazarı ve cumartesi günü de sebze meyve pazarı kuruluyor diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Doğru biliyormuşum galiba. Salı. Evet. Salı şeklinde biliyoruz. Pazardan da görüntüler almaya çalışacağım ama şu anda önce bir yemek yememiz lazım galiba. Çünkü gerçekten çok acıktık. Bir yemek yiyelim, ondan sonra tekrar sizlerle olacağım. Ve size tabii ki en sevdiğimiz kafeden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımla en sık gittiğimiz kafeden bahsetmek istiyorum. Geveze. Canımız Geveze. Aslında o yüzden bu yolu çekmemin sebebi de Geveze'ye nasıl gidildiğini de birazcık göstermek istememdi. Geveze böyle birazcık tatlı kahve, çay konsepti falan bir kafe. Böyle küçük, çok tatlış, minnoş bir yer. Çok gülen yüzlüler, çok tatlılar. Çok seviyoruz, hep gideriz. Çok sık gidiyoruz. Ve hatta evet, benim şeyim var mı, tavsiyem var mı? Ne yesinler insanlar Geveze'ye gidip? Tabii ki de bir. Evet, tabii ki de bir. En güzel, ben yani bizce en güzel tatlı Bihter hatta orada. Evet. Eğer giderseniz ki bence kesinlikle gidin. Bihter yemeden gitmeyin yani, ayrılmayın oradan. Kesinlikle yiyin arkadaşlar. Ana cadde burada, bu taraftan geldik. Böyle devam ediyoruz. Burada da aynı zamanda BİM ve Migros var. Hemen şu köşede MNG kargo var ve MNG kargodan sola döndüğünüzde zaten Geveze'yi göreceksiniz. İşte bizim favorimiz. Geveze ve Rıfkı. Aslında Rıfkı böyle yemek ve oyun konsept bir yer. Geveze de işte az önce söylediğim gibi tatlı kahve falan konseptli bir yer. Şimdi biz burada yine markete gireceğiz. Markete girelim, ondan sonra görüşürüz. Gece olduğu için ve bugün pazar da olmadığı için biraz böyle karanlık ve boş görünecek tabii ki ama ben yine de yerini göstermek istedim. Şöyle tarif etmiştim, köşede bir Abişoğlu göstermiştim size. Abişoğlu'ndan sol tarafa doğru da çıksanız, sağdan devam etseniz de düz devam ettiğinizde görüyorsunuz demiştim. Burada zaten Görükle mezarlığı var, mezarlığın hemen üstünde kalıyor. Ben yine de size göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz alan, şu an tabii kamerada çok küçük görünüyor ama aslında gerçekten büyük bir pazar alanı. Şöyle çekeyim size göstereyim. Bu karşıdan geldiğimiz yol aslında ana caddeye bağlanıyor. Hemen bu şekilde aşağı indiğinizde de pazara ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi araya giriyorum. Arkadaşlar, ben size pazarı böyle gece ve kurulmamış haliyle göstermiştim ama dedim ki hani bugün cumartesi ve geleyim burada size gündüz gözüyle kurulmuş halini göstereyim istedim.
O yüzden buradayım. Sizin için pazara geldim. Şimdi güzelce pazardan da hem içini hem dışını gündüz gözüyle göstermek istiyorum. Şimdi videoya devam edebiliriz. Akışoğlu'ndan aşağı doğru indiğinizde böyle bir milyoncu falan tarzı dükkanların olduğu bir yol var demiştim. O yolun üzerinde aynı zamanda bankamatiklerin, mesela merkezde gösterdiğim bankamatikler vardı. Onun dışında bu yolda hem Ziraat Bankası'nın şubesi var direkt, hem aynı zamanda onun dışında da Ziraat Bankası ATM'si var. Eğer ihtiyacınız olursa falan diye burayı da göstermek istedim. Aynı zamanda polis karakolu var. Şimdi bu caddeden tekrar devam edeceğiz. Bu caddeyi de göstereceğim. Hem böyle tam böyle ışık ışık hava karardıktan sonra böyle daha güzel görünecek diye düşünüyorum, bakalım. Gece de aslında Trio'yu göstermek istedim ve buraya tekrar geldik. İşte içeriden geçeceğim ve böyle gece bir görüntüsünü de alacağım. Ama size bir yer daha göstermek istiyorum. O tarafa hiç yürümedik, o yüzden oranın aslında net bir görüntüsünü almadım. Ama yine de göstermek istiyorum. Şu an Trio'nun yanındayım ve bu tarafa doğru da devam ederseniz, mesela bu tarafa gittiğinizde zaten ana caddeye çıkıyorsunuz. Bu tarafa doğru devam ederseniz de o tarafta da böyle kafeler falan var. İşte künefeci falan gibi bazı bir iki tatlıcılar. Abişoğlu'nun bir tane daha şubesi var mesela. Onun gibi başka şeyler de var. Eğer böyle yeni bir kafe bir şeyler arıyorsanız o tarafa doğru da gidip bakabilirsiniz. Sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yani olabildiğince Görükler'in gecesini gündüzümü size göstererek bir video çekmek istedim. Yani bir şeyleri anlattım. Aklıma gelen her şeyi anlattım. Ama hani dediğim gibi yani bir şeyleri anlatmaktansa göstermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden gecesini gündüzünü her yeri çekebildiğim ya da işte en işlek olan, en fazla gitmeye ihtiyaç duyacağınız ya da en fazla neye ihtiyaç duyabileceğinizi düşünüyorsam onları böyle göstermeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.